Ne oldu? Sakinleştin biraz. Birazdan uyur. Kızı bu kadar çıldırtacak ne yaptınız? Sorun nedir? Söyleyebilir misiniz bana? Biz bir şey yapmadık. Nişanlısından ayrıldı. Oğlana başka seçenek bırakmadınız ki. Muazzez yanında mı? Yanında. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Bir an önce de psikolog görsün. İyi akşamlar. Ben geçireyim sizi. Babaanne, beni masaya beklemeyin. Arkadaşım gelecek. Bahçede yiyeceğiz biz. Kimse de yemek yiyecek hal kalmadı zaten. Ya üzülme artık abla. Hem ben ortada hallolmayacak bir durum görmüyorum ki. Hani gider konuşursun Murat'la yarın. Sinirle söyledim falan filan dersin. Hayır, istersen ben de konuşurum gerçekten. Sana kızım, acısını kızdan çıkarmasın. Ne bekliyordunuz ki? Oğlana ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. O da ya Rabbi şükür deyip kızı koluna mı takacaktı? Fatoş, bana bir kaşık çorba koy, ilacımı içeceğim. Vallahi kızının iyiliği için birazcık alttan alacaksın ablacığım. Hayır, ben çok fena gördüm Mine'yi. Hayır, tımarhanelik olursa daha mı iyi? Ya kapa çeneni Nazan. Yakında ben tımarhanelik olacağım, haberiniz yok. Sen zaten oldun, haberin yok. Tuğrul Bey misafir. Abla, güvenlik var. Neresi lan burası? Vallahi çiftlik gibi bir yer. Sür sen bakayım. Ben konuşurum güvenlikle. Çekil bakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim geldi diyelim efendim? Teksoy canım. Biz öndeki araçla birlikteyiz. Tuğrul Bey için mi geldiniz? Ha, evet. Bir saniye bekleteceğim lütfen. Tuğrul Bey arasana. Dediğim gibi Tuğrul Bey, psikolog işini ihmal etmeyelim. Tamam, siz hiç merak etmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Teksoy Bey, evet. Evet, tamam, gelsin. Lan gerizekalı yok. Şoförüm getiriyor adam. Hala da bana telefon açıyor. Eğitimsiz embesil ya. İyice abarttınız güvenlik işini. Buyurun efendim. İyi nöbetler. Biraz gidince farları kapat. İyice de uzakta kal. Dikkati çekmeyelim. Demek sepetçi çiftliği burası ha? Tamam ya. Gel. Gel. Vallahi sizsiz boğazımdan geçmedi ya. Aha. Aman aman, yedik biz, yedik. Sen git evinde ye, evinde. Başladı. Sen nereden buldun bunları? Peki kendim sardım. Bol fıstıklı, kuş üzümlü, ince taneli, tertemiz. Sen? Tamam ya. Perihan diye bir, Perihan Hanım diye bir arkadaşım var. O ikram etti. Bak sen. Nereden arkadaşın oluyormuş Perihan senin? Mandıra yolunda beni köpeklerden korudu ya kadın. O da o tarafa gidiyormuş. Ayı görse boğar, köpekten korkuyor. Fobi diye bir şey var bu hayatta ya, Allah Allah. Tamam artık, bana bir çay verin ya, hemen bir sorgu. Tamam ya, veririz. Allah Allah. Çiftlikte havalar nasıl? Kimseyi gördün mü? Vallahi havalar felaymış ha. Perihan Sami'ye verirken anlat hepsine. Perihan. Vay be, ne ara bu kadar kanka oldunuz siz? Bir Perihan demeler, dedikodu yapmalar. Ne yapalım, mandıranın yolu uzun. Bırak şimdi Perihan'ı falan, sus, anlatsın çocuk. Olaylar şöyle. Murat Mine'den ayrılmış. Sonra Mine kafeyi dağıtmış arkasından. Kafeden hemen aramışlar aileyi, gelin kızınızı alın diye tabii ki. Abisi gitmiş kızı almış. Gelmiş eve, geldiği gibi anneye dalmış. Doktor aramışlar. Abba, bak bak sen, neler oluyor ya bizim. Burada hiçbir şeyden haberimiz yok. Aygül İzar, gidelim bizim, bir bakalım, ilgilenmemiz lazım. Ben anlamadım. Şimdi Murat,
Mine ile konuşup ayrılalım mı demiş. Ben ne bileyim canım, yani ne demiş, nasıl demiş falan. Herhalde kız kayış koparttığına göre kibar konuşmamış. Yani baksana kıza. İlginç. Zincirleme kaza gibi ya. Adamın biri çıktı da bir mikrofona bir laf etti, ortalık karıştı. Yani bu nedir böyle? Veysel abi de içiyor ortalıklarda. Annemin üstüme bir şey alayım da dur. Aa, ne zaman Azize'yi buldular dizide ya? Hiç söylemiyorsunuz. Güzel oldu. Çürümüş balkon.